Merhaba arkadaşlar. Turizmde girişimcilik ve inovasyon dersimizin değer yaratmak ve inovatif girişimcilik başlıklı ünitesiyle birlikteyiz. Bu üniteyi tamamladığınızda değer, inovasyon ve girişimcilik kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek, açık inovasyon kavramıyla inovasyon ve girişimcilik ekosistemlerini tanımlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Bu ünitede ele alacağımız konu başlıkları da değer inovasyon ve girişimcilik kavramları arasındaki ilişki, inovasyon kaynağı olarak açık inovasyon ve inovasyon ve girişimcilik ekosistemleri olarak sıralanıyor. Önceki ünitelerde de bahsettiğimiz gibi e, girişimcilik ve inovasyon ekonomik kalkınma sürecinin kilit unsurları arasında yer alıyor. Çünkü e, inovasyon ekonomilere değer katıyor. Değer kavramını yakından incelediğimizde karşımıza kullanım değeri, değişim değeri ve özellikle son yıllarda müşteri değeri kavramları çıkıyor. Kullanım değeri yeni bir ürünün veya hizmetin estetiği veya performans özellikleri gibi kullanıcılar tarafından algılanan ihtiyaçlarına göre algılanan özel kalitesini ifade ediyor diyebiliriz. Burada değerle ilgili yargılar göreceli ve bireye özel. Bunun mutlaka altını çizmemiz lazım. Yani kullanım değerini belirleyen aslında tüketicinin kendi değer yargıları ve kendi kişilik özellikleri. Değişim değeri de yine ürünün veya hizmetin el değiştirmesi ya da satılmasıyla diyebiliriz. Elde edilen parasal miktar ya da kullanıcının kullanım değeri için satıcıya ödediği miktar olarak tanımlanmış. Değişim değerinde de Hedef kullanıcının yeni ürün ya da hizmet hakkında yenilik ve uygunluk açısından yaptığı öznel değerlendirme ön planda diyebiliriz. Ürün veya hizmetin algılanan yeniliği ya da uygunluğu ne kadar büyükse, kullanıcı için potansiyel kullanım değeri ve tabii ki değişim değeri de o kadar büyük oluyor. Müşteri bakış açısıyla müşteri değeri tanımlayacak olursak, müşterinin katlanmak zorunda olduğu maliyet ya da fedakarlıklarla bunlar karşısında elde ettiği faydalar olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla değeri bir müşterinin piyasa teklifi için ödediği bedel karşılığında elde ettiği teknik, ekonomik, hizmet ve sosyal faydaların parasal değeri olarak tanımlayabiliriz. Girişimci paradigmasına göre yalnızca yeni bir fikir temelinde Yeni bir şirket kuran kişiye girişimci denilebilir. Bu yaklaşımda girişimcilik e, yaratıcı bir eylem ve bir yenilik olarak görülüyor. Ve daha önce var olmayan bir şey yaratmakla ilgili aslında. Girişimcilik ve inovasyon ilişkisini de inovatif girişim kavramıyla açıklayabiliriz. E, i̇novatif girişimcilik birey ya da şirketlerin mevcut fırsatları değerlendirip... ...inovasyon yoluyla değer yarattıkları bir süreç olarak tanımlanıyor. İnovatif girişimciler e, yaratıcı fikirleri iyi bir stratejiyle hayata geçiren kişiler diyebiliriz. Onlar daha iyi ürünler, daha iyi hizmet, hep daha iyi arayan, bununla ilgili, bunu sağlamakla ilgili yaratıcı düşünceleri uygulamak için büyük iş fırsatlarını görebilen kişiler aynı zamanda yine inovatif girişimciler, pazara yeni şeyler getirmekle ilgili ve ekonomik dönüşümün öncüleri olarak değerlendiriliyorlar. Ayrıca yeni firmalar, yeni pazarlar ya da yeni fikirler yaratarak yeni fırsatları ortaya çıkarma ve toplumsal değişim yaratma konusunda da etkili olarak değerlendirebiliriz bu inovatif girişimciler olarak tanımladığımız kişileri. 1990'ların sonunda yoğun rekabet neticesinde hızlı bir şekilde değişen tüketim alışkanlıkları ve yine müşterilerin birbirinden farklı benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için firmalar bireyselleştirilmiş ürünler üretmeye başlamışlar. Ancak bununla birlikte firmanın tek başına yalnızca iç kaynaklarıyla bu talepleri karşılaması artık günümüzde mümkün olmaktan çıkmış. Dolayısıyla da dış kaynaklara duyulan ihtiyaç arttıkça araştırma geliştirme anlayışı da değişmeye başlamış ve Açık inovasyon kavramı ortaya çıkmış. Kapalı inovasyon yani geleneksel e, eski bakış açısıyla kapalı inovasyon işletmelerin kendi inovasyon fikirlerini kendi ürettikleri ve daha sonra bunları yine kendi başlarına geliştirdikleri, fonladıkları, e, pazarlayıp dağıttıkları bir inovasyon olarak değerlendirilebilir. Bunun karşılığında açık inovasyonsa ise işletmenin yine kendi bünyesinde ürettiği fikirleri ve yetenekleri dışarıdaki fikir ve yeteneklerle birlikte kullanması ve bunları kullanması gerektiği anlamına gelen bir paradigma olarak yerleşmiş. Bu noktada üç temel açık inovasyon sürecinden bahsedebiliriz. Dıştan içe süreç, içten dışa ve birleşik süreç olarak sınıflandırılıyor bu inovasyon süreçleri. Açık inovasyon süreçleri. Dıştan içe süreç, şirketin bilgi tabanını tedarikçileri, işte müşterileri, ...dış bilgi kaynaklarını sürece entegre ederek zenginleştirmesi anlamına geliyor. Yani aslında işletmenin dış çevresiyle e, inovasyon sürecini bağlantılayan bağdaştıran bir yaklaşım içten dışa süreç dediğimizde pazarı yeni fikirler sunarak kar elde etmeyi ve dış çevreye fikir transfer ederek teknolojiyi arttırmayı kapsayan bir süreç bu işletme içerisinde üretilen fikirler dış çevreye yayılıp dış çevrede gelişmesine olanak sağlanmış oluyor. Birleşik süreç ise hem dıştan içe hem de içten dışa süreçleri kullanarak bunları tamamlayıcı ortaklarla birlikte çalışmak ve birleştirmek anlamına geliyor yani hem iç çevreye hem işletme içerisinde üretilen fikirleri hem işletme dışarısından gelecek fikirleri birlikte değerlendirip bunları harmanlayıp aslında birbirlerini destekleyecek şekilde kullanmak anlamına geliyor diyebiliriz birleşik süreç için. Açık inovasyon uygulamalarından tam olarak yararlanmak için şirketlerin açık inovasyon bağlamında faydalandıkları aktörler var bunların başında da elbette kullanıcılar geliyor artık son dönemde biliyorsunuz kullanıcılar son derece etkin yani tüketiciler son derece etkin kullanıcı inovasyonu kullanıcıların inovasyon döngüsüne dahil olduğu ve hatta inovasyonları başlattığı bir süreç olarak tanımlanabilir özellikle yeni ürün geliştirme sürecinde ya da yeni hizmet geliştirme sürecinde müşterinin değer yaratacağı üç farklı rolü olduğunu görüyoruz ekrandan da takip edebilirsiniz işte bir kaynak olarak eş yaratıcı olarak ya da Kullanıcı olarak müşteriler, inovasyon sürecinde yer alabiliyorlar. E, fikir kaynağı olarak yani bir kaynak olarak müşterilerin e, çevrim içi anketler yoluyla öneri kutuları yoluyla ya da fikir ve tasarım yarışmaları gibi çevrim için araçlarla e, çevrim içi araçlarla bu e, inovasyon sürecine katıldıklarını görebiliyoruz. E, ürünün eş yaratıcıları olarak müşteriler özellikle tasarımı e, ve ürünle ilgili özelliklerin öncelendirilmesi e, önceliklendirilmesi geliştirilmesi sürecinde e, fikir Fikir üretiyorlar ya da fikir veriyorlar, ürün tasarım ve geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunuyorlar bu anlamda. Yine kullanıcı olarak müşterilerde ürün testinde ve ürünün destek sürecinde değer yaratabilmeleri mümkün ve dolayısıyla bu üç farklı şekilde kullanıcı inovasyonundan bahsedebiliriz, kullanıcıların inovasyon sürecine dahil olma boyutlarından bahsedebiliriz. Şimdi gelelim inovasyon ve gelişimcilik ekosistemlerine. Öncelikle inovasyon ekosistemlerinden bahsedelim. Inovasyon ekosistemi bir firma ya da platform etrafında üretim ve kullanıcı açısından katılımcıları bir araya getiren ve inovasyon yoluyla yine yeni değerlerin geliştirilmesine odaklanan bağlı organizasyonlar ağı olarak tanımlanmış. Ee, i̇novasyon ekosistemi çok daha yakından bildiğimiz işte teknokentler ya da inovasyon kümeleri gibi kavramlardan farklı. Ekrandaki tabloda nasıl farklılaştıklarını görebilirsiniz. Ee, kitabımızda da bu farkı yaratan önemli aktörleri ve çıktıları değerlendirebilirsiniz yine. Ee, bu farkı yaratan temel özellikler şöyle açıklanabilir. Hangi farkı inovasyon ekosistemini teknokentlerden yana inovasyon kümelerinden ayıran özellikleri? Birincisi, inovasyon ekosistemlerinde aktörler arasında daha fazla ilişki çeşidi ve zenginliği var. Yine bilgi iletişim teknolojileri inovasyon aktörlerinin birbirine bağlanması açısından merkezi bir rol oynuyor inovasyon ekosistemlerinde. Açık inovasyon yaklaşımını benimseyen bir yapıları var ve farklılaştırılmış rolleri önemsiyorlar. Yani burada müşteri, tedarikçi, üretici ve yine fikir kaynaklarından farklı şekillerde farklılaştırılmış roller üzerinden fayda sağlıyorlar. Ayrıca pazarın gücü devlet veya diğer kuruluşların itme etkisinden daha önemlidir diyebiliriz bu sistemler açısından. Yani pazardan gelecek tepkiler ya da pazarın önerileri, pazarın beklentileri devlet ya da diğer kuruluşların güdülemesinden daha önemli, daha etkili olabiliyor. Girişimcilik ekosistemleri ise genellikle yeni girişim yaratımlarını destekleyen ve teşvik eden, pazarlara erişimi mümkün kılan ve yeni işleri büyütmek isteyen girişimciler için insan sermayesi ya da finansal yardım sunan temel itici güçler olarak değerlendirilebilir. Girişimcilik ekosistemleri, inovasyon temelli girişimleri destekleyen ortamları yaratmak üzere yine sosyal ağlar. Yatırım sermayesi üniversiteler ve aktif ekonomik politikaların bir birleşimi olarak da tanımlanabilir. Girişimcilik ekosistemi yaklaşımında firma yerine girişimci odak noktası haline geliyor. Dolayısıyla sanayi bölgesi, kümelenme ve inovasyon ekosistemi yaklaşımlarından farklı olduğunu söyleyebiliriz. Girişimciyi odak noktasına aldığı için e, girişimcilik ekosistemi yine şirket yerine e, girişimci bireyle başlıyor ama e, aynı zamanda da girişimcilik sürecini çevreleyen sosyal ve ekonomik ağların rolünü de tabii ki vurguluyor. Zaten ekosistem dediğimizde bütün bu bileşenleri içine aldığını vurgulamamız gerekir. Şimdi e, bugünlük e, değer yaratmak ve inovatif girişimcilik, e, inovasyon ve girişimcilik ekosistemleri konularını ele aldığımız 7. üniteyle ilgili özet açıklamalar burada sona eriyor. E, mutlaka bilgilerinizi Anadolu M. E Kampüs sistemi üzerinden sunulan kaynaklarla desteklemeyi unutmayın. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.